ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan 560 araç kapasiteli Türkiye'nin en büyük tam otomasyonlu otoparkı törenle hizmete açıldı. Allah Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'ya kazandırılan Türkiye'nin en büyük araç kapasiteli tam otomasyonlu otoparkı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Kabul-ü niyaz ve kabul-ü dua ve hormetil Fatiha. Şehzadeler ilçesi eski subay lojmanları yerine inşa edilen ve Manisalılarda büyük heyecan uyandıran dev projenin açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Otopark sorunu da şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesi. Bunu göz önünde bulundurarak öncelikle Bülent Koçmaz Otoparkı 435 araçlık kapasitesiyle geçtiğimiz aylarda Manisa'mız şehrine kazandırdık. Ardından Yarasanlar Camii ve Kültür Sitesi altında bulunan yeraltı otoparkları gerçekten çok kötü durumdaydı. Bu iki otoparkımızı 300 araç kapasitesiyle tamamen sıfırdan yenilerek Manisalı kardeşlerimize kazandırdık ve hizmetine sunduk. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis toplantısında Akpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salon ve kurs binasının birinci katının Kur'an kursu ve din hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına Şehzadeler İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Şehzadeler Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, toplantının açılışında belediye meclis üyelerine Şehzadeler Belediyesi'nin yapmış olduğu bir aylık çalışmalar hakkında bilgi verdi. Haricinde de yine birçok mahallemizde iftar sofralarıyla halkımızla bir araya geleceğiz. Dayanışmamızı, kaynaşmamızı artırıp sevgimizi, muhabbetimizi pekiştirmiş olacağız. Toplamda 24 madde ve komisyon raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında 18 komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilirken, 2 madde CHP'nin ret ve çekimser oyuna karşın oy çokluğuyla, 4 madde ise MHP'nin çekimser oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemimizin daha önceki 8. madde, şimdiki 21. maddemiz. Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Onaylı, İstanbul Zeytinburnu ve Denizli Merkez Efendi Belediyelerinin Merkez Efendi'yi anma etkinliklerinde yapılan mesir macunlu saçımını eleştirdi. Bugün özellikle televizyonlarda izledik. Geçenlerde Denizli'de aynı şey oldu. Bu mesirle ilgili gerek Denizli Merkez Efendi Belediyesi ve İstanbul'daki Zeytinburnu Belediyesi sanki bizim Manisa'mızın geleneği olan mesela alternatif bir saçım töreni gibi algılanıyor kamuoyunda. Manisa'mızın bu sene 476'sını kutladığımız mesir şenliklerini bugün mesela Zeytinburnu 17'sin diye bir etkinlik yapmış ve orada mesir saçım töreni olmuş. Bizler kanaatimce özellikle bizim sınırımız için yer alan festivali bu belediyeyle görüşüp bu saçım töreninin Aslı Sultan'ın vasiyeti olduğunu ve bizzat Sultan Camii'nin minarelerinden açılmasını vakfettiğini hatırlatıp herhangi bir alternatif program yapmamaları konusunda çözüm yapmamız lazım. MHP Grup Başkan Vekili Ziya Elmalı, Mesir Macunu Festivali'nin yüzyıllardır Manisa'da yapıldığına dikkat çekti. Uluslararası bir kimlik kazanmaya çalıştığımız, yüzyıllardır kutladığımız Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi, bizim etkinliğimiz, diğer belediyelerin Denizli'nin Zeytinburnu'nun böyle bir şey yapmasında İbrahim Bey'in dediği gibi hem Manisa Gümüşehir'in hem Şehzadeler Belediyesi'nin gereken girişimlerde bulunmasını ben de arzu ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanı'yla mesir saçımı noktasında bir görüşme yaptığını ifade etti.
Denizli'yle ilgili de Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanı'yla ben görüştüm. Dedim ki meselenin seçeneği Manisa'dadır. Vasiyet gereği Sultan Camii'ndendir. Merkez Efendi sizin hemşeriniz olması hasebiyle zaten belediye de ismini olarak Merkez Efendi'den alıyor. Merkez Efendi ile ilgili etkinlikler yapmanız çok güzel bir anlamlıdır. Ancak bu etkinliklerde saçım yapmaya kalkışılırsa işin o doğal orijinalliğine zarar verilebilir. Dolayısıyla saçımla ilgili ben sizleri davet ediyorum. Mesela saçım törenlerine Manisa'ya gelin. Saçımda burada bulunun. Hatta biz de sizi davet edelim. Merkez Efendi ile ilgili etkinliklere bizler de girelim şeklinde. Ben de bunu bizzat kendisine ifade etmiştim. Meclis toplantısında alınan karar gereği Akpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salon ve kurs binasının birinci katının Kur'an kursu ve din hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Şehzadeler İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Sevgili seyirciler, CHP Manisa Eski Merkez İlçe Başkanı Engin Uzun, parti içi buluşmalar düzenleyerek atağa geçti. İlçe örgütleriyle ayrı ayrı kahvaltı programları düzenleyerek bir araya gelen Uzun, Şehzadeler İlçe Örgütü için düzenlediği programda CHP'li kadınların muhtarlıklar için hazırlandığını söyledi. Merkez İlçe Başkanımız Sayın Engin Uzun'un daveti üzerine hep birlikte buradayız. Sayın Engin Uzun, birlik beraberlik adına bir kahvaltı organize etmek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi eski Merkez İlçe Başkanı Engin Uzun parti içi buluşmalarda atağa geçti. Partide birlik beraberliği sağlamak istediğini belirten Uzun, her gün yeni bir ilçe örgütüyle kahvaltıda buluşuyor. Bu durum kimilerince seçim hazırlığı diye yorumlansa da Uzun'a göre bu buluşmalar sadece parti içi hareketliliği sağlamlaştırmak olarak belirtiliyor. Bu kahvaltının herhangi bir yere adaylık ve iş bilgisi yoktur. En başta onu ifade etmek isterim. Ama zamanı geldiğinde tabii ki de destek isteyeceğim. Ailem sizlersiniz. Onu da ifade etmek isterim. İlk olarak Yunus Emre İlçe Örgütü ile kahvaltıda bir araya gelen Engin Uzun, önceki günde Şehzadeler İlçe Örgütü ile Sultan Kafede düzenlediği kahvaltılı programda buluştu. Gerçekleşen buluşmaya Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Zerrin İşnel, eski Başkan Necdet Köprülü, eski Merkez İlçe Başkanı Hamza Kopal ve ilçe örgütü üyeleri katıldı. Olanı benimdir. Ben Engin kardeşime çok teşekkür ederim. Neye niyet ettiyse sonuna kadar arkasındayım. Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban, programda parti için yapılması gereken ve yapılacak olan konularla ilgili gündem konusunda açıklama yaptı. Çünkü bizler bir aileyiz. Bizlerde her zaman birbirimize karşı sevgide, saygıda kusur etmeyeceğiz ve gerçekten farklı düşüncelerimiz olabilir. Bunlar partimizin zenginliğidir. Biz demokrasiye inanan, demokrasiyi Türkiye'ye getirmiş bir parti olarak kendi içimizde de demokrasi yarışını başarıyla tamamladık. 2019'da bu muhtarlarımızı çoğaltacağız. Ondan sonra Hümran Başkan'ın muhtarlığı düşünüyor, Matoş Ayhan muhtarlığı düşünüyor, Hanife Lekesiz muhtarlığı düşünüyor. Bu güzel insanları muhtar yapacağız ve demokrasinin beşiği muhtarlıktan başlayacak. Sevgili seyirciler, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Gezi Direnişi'nin 3. yıl dönümü nedeniyle gazeteci yazar Enver Aysever ile Tarihi Bedesten Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi. Öte yandan etkinlikte protokol düzeninin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Protokol üyeleri katılımcıların arasında boş buldukları yerlere oturarak adeta parti içinde protokolü kaldırdıklarını gösterdi. Topraklarının en güzel direnişlerinden birisi olan Gezi Direnişi'ni bugün burada değerli konuğumuz Enver Aysever ile konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Gezi Direnişi'nin 3. yıl dönümü nedeniyle gazeteci yazar Enver Aysever ile Tarihi Bedesten Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi. Hoş oldunuz. O yüzden hem duygulandım hem mutlu oldum. Gerçekten bugün gördüm ki her yer taksimmiş, her yer direnişmiş. Hepinize merhaba. Oldukça samimi bir havada geçen söyleşinin hemen ardından hayranları için kitaplarını imzalayan Aysever, daha sonra CHP Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte
Ulu Park'ta yapılan Gezi'ye saygı nöbetine katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay misafirlere hitap ederek Gezi'de direnen gençlere Manisa'dan selam söyledi. Duran adamdır. Namaza duran devrimci Müslümanlardır. Katilsiniz azam, ateistlerdir dedi. Durbay'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Enver Aysever, salonu dolduran konuklara ve İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Dostlar, bu güzel ve beni şaşırtan mekanda az önce bir şeyi ispatlamış oldunuz. O yüzden hem duygulandım hem mutlu oldum. Gerçekten bugün gördüm ki her yer taksimmiş, her yer direnişmiş. Hepinize merhaba. Türkiye'de onurlu yaşamak isteyen, dirençli yaşamak isteyen, özgürlük peşinde koşacak isteyen her insan, er ya da geç, çapulcuların o gerçekten soylu, insancıl, devrimci direncine ihtiyaç duyacaktır. Karşımızdaki insanlar bile. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayı içerisinde belediye olarak yapacakları etkinlikleri basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıkladı. Şehzadeler'de Ramazan bu yılda dolu dolu geçecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Girikligil Otel'de düzenlediği basın toplantısında bu yıl yapılacak olan Ramazan etkinlikleri hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Gelenek haline dönüştürdüğümüz Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerinin üçüncüsünü hayırsever hemşerilerimizin, sosyal sorumluluk sahibi kuruluşlarımızın katkılarıyla bu yılda hazırladığımız güzel programlar ile gerçekleştireceğiz. Düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, Kültür Sosyal İşler Müdürü Enes Karataş katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak Ramazan'ın ruhuna uygun, dolu dolu bir Ramazan programı hazırladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu. Programlar çerçevesinde yine Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan boyunca her gün akşam 500 kişilik bir iftar soframız olacak. İftardan sonra çocuklarımıza yönelik teravih namazına kadar orta oyunları, Hacivat Karagöz gösterileri, Mehteran konserleri gibi etkinliklerimiz olacak. Yine cuma, cumartesi ve pazar akşamları da teravih namazından sonra Ramazan'ın ruhuna uygun programlarımız, etkinliklerimiz olacak. Söyleşiler, konferanslar, tiyatrolar, şiir geceleri, Kur'an ziyafeti, tasavvuf müziği konserleri Ramazan boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda icra edilecek. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak aynı zamanda belediye personeli olan sanatçı Ahmet İnce'ye ait Şehri Ramazan adlı Ramazan ilahilerinin olduğu bir albümün tanıtımını yaptı. Bir de bugün bir albümümüzün tanıtımını yapıyoruz. Ahmet İnce arkadaşımızın Şehri Ramazan isimli albümü. Musiki alanında ilk desteğimizi kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizin bel kemiğini oluşturan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz personeli Ahmet İnce arkadaşımıza sağlamış olduk. Bütün korolarımızın çalıştırıcılığını üstlenerek çalışmalarımıza değer katan Ahmet İnce'nin 4 ay gibi kısa bir sürede hazırladığı bu albümde 12 eser yer almakta olup Ramazan ilahilerinden oluşmaktadır. Sanatçı Ahmet İnce de Şehri Ramazan İlahi albümünün hayata geçmesine verdiği destek nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Başkanımız Ömer Faruk Çelik Bey'e, başkan yardımcılarıma ve emeği geçen herkese bu albüm için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında bol bol dinleyeceğiz. Sevgili seyirciler, Manisa'da yazılım ve robotik uygulamaların sergilendiği Kodla Manisa Festivali törenle başladı. Manisa'da yazılım ve robotik uygulamaların sergilendiği Kodla Manisa Festivali törenle başladı. Vali Erdoğan Bektaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 17 ilçeden yazılım ve robotik uygulamalarının sergilendiği festivalin açılışını yaptı.
proje sahibi öğrencilerden bilgi alan Bektaş, törende yaptığı açıklamada Türkiye'de en kapsamlı kodlama eğitim programını Manisa'da sürdürdüklerini belirtti. Ne adı? Hasan. Sevgili seyirciler, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve 11 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulan diş hekimi uzman doktor Tolga Nardal, Manisa'da çölyak hastalığının farkındalığını arttırmak ve çölyak hastaları arasında iletişimi kurabilmek için kurmuş oldukları dernek hakkında ETV'ye açıklama yaptılar. Farkındalığını arttırmak istiyoruz Manisa'da. Derneğimiz daha çok yeni, yaklaşık bir ay oldu. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, bir çölyak hastası değil, Şivecan'ın kızı çölyak hastası olduğu için ve de Manisa'da bu konuda zorluk yaşadıkları için farkındalığı arttırmak adına çölyak hastalarının bir çatı altında toplanmasını amaç edinmiş. Benim kızımda çölyak var. Manisa'da farkındalık yaratmak istiyoruz. Çölyak tanıtmak istiyoruz. Çölyaklı insanların dışarıda daha rahat yemelerini, içmelerini sağlamak istiyoruz. Şivecan, dünya genelinde yapılan araştırmalarda her 100 kişiden bir kişinin çölyak hastası olduğu sonucunu paylaştı. Dünya literatürüne göre 100 kişide bir kişi çölyaklı. Bu çok net. 100 kişide bir kişi çölyaklı. 2005 yılında çölyak hastalığının teşhisi konan diş hekimi uzman doktor Tolga Nardal ise bireyin çölyak hastalığıyla yaşamayı öğrendikten sonra gayet sağlıklı ve uzun yaşayabileceğini belirtti. Ama 2005 yılına kadar sık hasta olan, en ufak bir rüzgarda hapşırmaya başlayan, kan seviyesinde demirde özellikle eksiklik yaşayan bir kişiydim. Ağız içinde yaralar çok olurdu, eklem rahatsızlıkları, kramplar çok olurdu. Bunlar kabaca söyleyeceğim şeyler. Ancak bizim teşhis alamayan arkadaşlarımızda şeker hastalığı, karaciğer rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlıkları üst düzeyde. Bu glutenden uzak durmamız hayat boyu bizim için faydalı bir şey olacak. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören öğrencilere ve velilere yönelik Tevfik Love Spor Tesislerinde düzenlenen yıl sonu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Müdürlerimiz, sevgili annelerimiz, mini mini ufaklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yunus Emre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Gündüz Bakım Evi'nde eğitim ve öğretim gören miniklere ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen yıl sonu etkinlikleri geniş bir katılımla Tevfik Love Sosyal Tesislerinde yapıldı. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da etkinliğe katılarak ailelerle birlikte oldu. Sizlerle birlikte küçük yavrularımızı güzel bir hayata, okul hayatı öncesine başlatmış olacağız. Biz sizleri çok seviyoruz, çocuklarımızı çok seviyoruz. Bizim için çocuklarımız, kadınlarımız gerçekten çok önemli. Yunus Emre Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yumurta taşıma, mandal takma, balık tutma ve sandalye kapma yarışmalarına katılan miniklerin yanı sıra sandalye kapma yarışı yapan veliler de bol bol kahkahalar eşliğinde stres attılar. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Menemen yolu üzerinde yer alan orta refüji palmiye ağaçları ile donatıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ilk olarak toprak altı sulama sistemi yapılan alanda çim ekiminin ardından 500 adet palmiye ağacı dikimi de yapılarak daha güzel bir görünüm kazandırılıyor. Çevreci kimliğiyle Manisa'da yeşil alanları artırmak için önemli çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Muradiye Menemen yolu üzerinde yer alan orta refüjü palmiye ağaçlarıyla süslüyor. Geçtiğimiz aylarda mevcut alanda ilk olarak toprak altı sulama sistemini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ardından alanda çim ekimi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, alanda son olaraksa 500 adet palmiye ağacı dikimi gerçekleştiriyor. Sevgili seyirciler, sırada borsa haberimiz var. Haziran 2016 tarihli dolar euro altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde.
Dolar alış 2,94, satış 2,94. Euro alış 3,29, satış 3,29. Altın alış 114, satış 115. 2 Haziran 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,90, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,80 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, futbolcuları Hugo Rodenyaga'yı satmayı düşünmediklerini belirterek, özellikle son günlerde yankı bulan Trabzonspor ile anlaştığımız yönündeki haberlere itibar edilmesin dedi. Acar, futbolcuları Hugo Rodenyaga hakkında kulübe gelen herhangi bir teklifin olmadığını vurguladı. Rodenyaga'nın daha önce verdiği beyanlarda Akhisar Belediyespor'da olmaktan mutlu olduğunu söylediğini hatırlatan Acar, "Bizim de kendisini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Çıkan haberler tamamen asılsızdır. Biz hiçbir kulüple görüşmedik. Hiçbir kulüp de bize bir teklif sunmadı. Özellikle son günlerde yankı bulan Trabzonspor'la anlaştığımız yönündeki haberlere de itibar edilmesin" diye konuştu. Transfer konusunda teknik direktör Cihat Arslan'ın hazırlayacağı raporu beklediklerini kaydeden Acar, çıkacak rapora göre hareket edeceklerini kaydetti. Sevgili seyirciler, Manisa Grup Merkezi'nde 1-4 Haziran 2016 tarihleri arasında oynanacak olan U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları Akhisar Belediyespor Şehir Stadı'nda oynanacak. İki grupta 6 takımın katılacağı müsabakalara A grubunda Damla Spor, Devlet Su İşleri Spor ve Araba Yatağı Spor ve B grubunda Seyran Tepe, 1905 Serik ve İnegöl Gazi Paşa takımları mücadele veriyor. Karşılaşmalar 35'er dakikalık iki devreden oluşuyor. İkinci kademe müsabakalarında günün ilk maçında A grubunda mücadele veren Bursa bölgesinden Araba Yatağı Spor'la İstanbul bölgesinden Damla Spor ilk devresi 1-1 berabere biten karşılaşma yine ikinci devre karşılıklı gollerin ardından 2-2 son buldu. Akhisar Belediyeşehir Stadyumunda saat 18'de başlayan günün ikinci karşılaşmasında B grubunda mücadele veren Bursa bölgesinden İnegöl Gazi Paşa Spor, rakibi Antalya bölgesinden 1905 Serik Spor'u 5-1 yenerek avantaj oluşturdu. İkinci gün karşılaşmalarında ise bugün B grubunda İstanbul bölgesinden Seyran Tepe Of Spor'la İnegöl Gazi Paşa Spor karşı karşıya gelirken, günün ikinci maçında ise A grubunda Antalya bölgesinden Devlet Su İşleri Spor'la Araba Yatağı Spor mücadele verecek.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.